Arkadaşlar bir diğer conditional yani şartlı dallandırma yöntemimiz ise if'ten başka switch bloklarıdır. Switch blokları da basit bir yapıya sahiptir. Aynen if'ler gibi herhangi bir değere göre nasıl bir aksiyon alınacağını yazdığımız tekniktir. Bu bakımdan hadi gelin switch bloklarını öğrenelim. Bunun için file name project diyerek next diyorum. Next diyorum ve burada switch demo olarak bir proje ismi veriyorum. Finish diyorum. Bu pencere de aç. Şimdi arkadaşlar switch blokları ile ilgili önce bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Switch blokları if bloklarına göre çok daha az kullanılan bir yöntemdir. Aslına bakarsanız Switch blokları hani bunu şu an bu seviyede çok daha hani anlamlı bulmuyorum ama genellikle suistimal edilen conditional yapılarından yani iyi kod yazma tekniklerini suistimal eden yapılardan bir tanesidir. Fakat olabildiğince hani bu noktada şu an için yapıyı öğrenin ama ben soyutlamayı ilerleyen zamanlarda gösterdiğim zaman bana hak vereceksiniz. Bu noktada peki switch bloklarıyla ne yapıyoruz? Ha bu arada bu şu demek değil switch blokları kullanılmaz demek değil. Onu e, e, suistimal etmemek adına e, bu bilgiyi verdim. Switch bloklarıyla dediğim gibi dallandırma yapıyoruz. Bu noktada e, gelin bir örnek yapalım ve bu örnek bir öğrencinin bir sınavdan aldığı nota göre ona mesaj vermeye yönelik. Yani kaldın geçtin başarılı şeklinde bir puanlama sistemine göre şey yapalım sonuç döndürelim. Yine bu değerin bir veri tabanından veri kaynağından geldiğini düşünün. Şöyle ki char great diyelim. Great arkadaşlar İngilizce not anlamına geliyor. Bu bir dikkat edin burada bir değişken tanımladım yani char tipinde great yani sen buraya not da yazabilirsin istediğin her şeyi yazabilirsin. O yüzden bu bir kod değil. Ama niye İngilizce yazıyorum? Hep eğitimimde en başında söylediğim gibi kurumsal firmalar ve kurumsal projelerde, büyük projelerde hemen hemen %99 diyeyim ben size İngilizce olarak tanımlanır. Yani İngilizce dili isimlendirmelerde kullanılır. Bu noktada char grade diyelim. Char verdiğime göre tek tırnak içinde vereceğim. Örneğin sınavda aldığı not A olsun ya da bir dersle ilgili notu A olsun. Üniversitedeki notlandırma sistemi genellikle A B C D F şeklindedir arkadaşlar. A en iyi, e, F ise kaldı anlamına geliyor. Tabii ki üniversiteden üniversiteye göre de değişkenlik gösterir. Bu noktada switch nasıl başlıyor? Şöyle ki switch yazıyoruz arkadaşlar. Switch bloğunun içerisinde neye yani şart şartımızı hesaba katıyoruz. Yani şartımızın öznesine. Şartımızın öznesine not great yani. Bu noktada switch great diyoruz ve süslü parantezimizi açıp kapıyoruz ve içine giriyoruz. Bu noktada diyorum ki case case durum demek. Ne durumunda eğer not a ise. Buraya iki nokta bırakıyoruz. Ve aşağı iniyoruz. A durumunda ne yapayım? Buraya satırlarca bir sürü kod yazabilirsiniz. Ben tek satırlık bir kod yazacağım. System nokta alt nokta print line diyorum. Sonuç olarak da mükemmel geçtiniz diyelim. A en iyi not. Bu ilk durumda arkadaşlar. Artık burada programı bitirmek gerekiyor. break noktalı virgül bu iş için kullanılır arkadaşlar. Bu kadar. İkinci senaryomuz ise notun B olması senaryosu. Case diyorum ve grade için B olursa. B durumunda ise pardon şöyle case B durumunda ise şöyle kendisi sola atacak bunu. Enter'a bastığım zaman onun için de gerekli kodu yazıyorum. Bunu yukarıdan alabilirim. İstimat printelen print line yani mükemmel değil. Bu iyi bir nottur bu. Şöyle çok güzel geçtiniz. Harika. Buraya kadar sıkıntı yok. Öğrenci C almışsa bu da ortalama bir nottur ama öğrenciyi dersten geçirir. Dolayısıyla bakın bu arada iki tane şart olduğunda altını kızartır. Yani iki tane aynı şart veremezsin. C. Burada ise iyi geçtiniz diyelim. D durumunda yine şöyle D durumunu yazalım. Buna da bakın aynı mantık. Hep aynı şeyi yapıyoruz. Fena değil geçtiniz. Ama e diye bir not yok arkadaşlar. Bu f durumu şöyle geldim buraya f durumu. System.out.println burada ise maalesef kaldınız diyelim. Evet bakın bunu da bu şekilde yazmış olduk. Bu noktada bu switch case'lerde yapmamız gereken Operasyonlardan biri de default değer arkadaşlar. Default ise şu notların dışında bir not girerse yani programcı şey kullanıcı yanlışlıkla F yerine G harfini girdi. Dolayısıyla burada ise diyeceğim ki geçersiz not girdiniz. Yani bu şu demek buradaki kullanım arkadaşlar eğer Şöyle Şurada e, bu şu demek eğer A girerse B, C, D, F girerse onların karşılığı var. E, ama bunların dışında bir şey girerse geçersiz not girdiniz şeklinde bir uyarı yapmak istiyorum. Bu noktada arkadaşlar size şimdi güzel bir kısa yoldan bahsetmek istiyorum. Şimdi kodunuzu böyle yazdınız hani diyelim ki böyle dağıldı kodunuz yazarken bu noktada bu kodu hızlıca düzenlemek için, e, tabii ki bu edit, editörden editöre değişir arkadaşlar. Bunun için hani Google'a şöyle bir şey yazabilirsiniz. İşte örneğin Eclipse kullanıyorsanız, Eclipse e, format kod format kod diye yazarsanız size hızlıca gelecektir. Peki ben burada nasıl yapabilirim? Burada ise arkadaşlar, Ctrl Shift Alt L ile kombinasyonuyla bu işi yapabiliyoruz. Bakın tüm dosyayı RAM dediğinizde şöyle sizin için düzeltecektir. Bazen e, e, ideniz siz kodunuzu henüz bitirmediğiniz için örneğin az önce burada e, yaşadım ben. Hani default şu sola atmadı. Oraya atması gerekiyor. Şu sırada olması gerekiyor. Ama bunun için hızlı bir şekilde e, Ctrl Shift Alt L e, kombinasyonunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bu işlemi yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Çalıştıralım uygulamamızı. Buraya geldim. Run in diyorum. Bakın notumuz A şu an. A olduğu için mükemmel geçtiniz. B olsaydı ne olacaktı? Bakın değişiyor mu hakikaten bakalım. Bakın. Çok güzel geçtiniz. Bir de F yapalım öğrenci F alsın yani kalmış olsun. Maalesef kaldınız. Ve son olarak bir de geçersiz bir harf girmek istiyorum. Burada ise geçersiz not girdiniz. Şeklinde bir uyarı aldık. Arkadaşlar bazen de örneğin B ve C için aynı çıktıyı vermek istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey şu. Yani case B, case C hiç fark etmez. Böyle aynen yazıyorsunuz. İkisinin de çıktısı buysa o zaman bunu kullanacaksınız. Dolayısıyla burada tabii ki geçersiz not girdiniz yazacak. Ama ben ister B gireyim buraya. Bakın B gireyim. Şurada run main diyelim. Bakın iyi geçtiniz diyor. İstersen C giriyorum. Bunda da yine şöyle iyi geçtiniz verecektir. Evet switch bloğunun da kullanımı bu şekildedir arkadaşlar.